Herkese merhaba. Öğrenci Baksana'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ceren, Marmara İşletme 1. sınıfım. Bugün Zeynep, ona sorduğum soruları yanıtlayacak. Aynı zamanda bu tercih döneminde size de faydalı olur diye düşünüyorum. Zeynep, öncelikle Zeynep kimdir? Hangi okulda okuyor, ne okuyor? Zeynep aslında İstanbul'da yaşıyor ama şu an Bursa Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. O şekilde. Harika. Peki neden bu okulu ve bu bölümü seçtin özel olarak? Yani kafanda bu var mıydı sınavdan önce de yoksa daha sonradan mı okula ve bölüme kaydın? Açıkçası bölüm her zaman kafamda vardı. O Endüstri Mühendisliği'nin dinamik yapısından kaynaklanıyor. Çünkü her türlü sektörde ve birçok alanda çalışabiliyoruz. Ben sürekli gelişime açık bir bölüm olması nedeniyle Endüstri Mühendisliği'ni istiyordum. Bütün liste Endüstri Mühendisliği'ni yazdım. Ama Bursa Teknik Üniversitesi tabii sonradan sürpriz oldu diyelim. Bu şekilde. Yani ben TM öğrencisiydim sınava hazırlanırken. Ama kesinlikle eğer sayısal olsaydım Endüstri Mühendisliği yazardım diye düşünüyorum. Bir mühendislik seçmek zorunda olsaydım onu seçerdim ben de. Katılıyorum sana. Ne güzel. Birazcık da Bursa Teknik'ten bahsedelim. Kampüs hayatı nasıl Bursa Teknik'te? Memnun musun kampüs hayatından? Kampüs hayatının sana getirileri ne mesela? Açıkçası şimdi Bursa Teknik Başladık. Üniversitesi bir ön bilgi 10 yıllık bir üniversite aşağı yukarı. Yanlış bilmiyorsam. Ve 10 yıllık bir üniversite olduğu için imkanlar özellikle kampüste nasıl desem sosyallik bakımından belirli bir sınıra sahip. O da şöyle, bizim iki tane kampüsümüz var. Bu iki kampüs de aslında sosyal ama özellikle boyut olarak nispeten küçük kampüsler. Tabii ki böyle bir küçük deyince bir bina vesaire düşünmeyin. O binadan oluşan üniversiteler şeklinde değil. Ama evet, öğrenci sayısı bakımından da ve binaların boyutu sayısı bakımından da biraz daha küçük bir üniversite. Yani kampüs olarak böyle o uzun, o kocaman büyük bir kampüs beklemeyin desem yalan olmaz. Kampüs hayatında memnun ettiği ve etmediği kısımlar var. Ama dediğim gibi yani biraz daha küçük bir kampüse sahibiz diyeyim. Daha da açarım bunu. Tamamdır. Buna daha sonra tekrar değineceğiz. Peki okulun bulunduğu konumdan, lokasyondan memnun musun? Ve sana bir şey daha eklemek istiyorum. İstanbul'dan Bursa'ya gitmek nasıldı? Yani oraya alışabildin mi? İkinci senen sanırım. Evet, evet. Alışabildin mi İstanbul'dan sonra Bursa'ya ve Bursa'daki hayatın genel olarak bir de öğrenci olarak böyle tek başına yaşamak yurtta ya evde nasıl hissettiriyor bu? Bunu sabaha kadar konuşurum bıraksan ama Ben de tam şöyle tersini konuşurum çünkü ben de tek başıma yaşamıyorum maalesef. Yani şu an bu video KYK ortamında çekiliyor Bursa'da, Altınşehir KYK'da. Ne söyleyeyim? Okulumuzun konumuyla başlayayım özellikle. Bu bütün Bursa Teknik Üniversiteli öğrencilere şu an şey olacağım, tercüman olacağım. Okul lokasyonu kötü ya. Buradan yetkilileri sesleniyorum. Okulun lokasyonu kötü. Yani şöyle, Bursa'nın böyle daha sonradan yapılmış, daha böyle nasıl desem, eski yerleşim yeri benim okulumun bulunduğu bölge. Ve öğrenci bakımından neredeyse hiçbir şey yok diyebilirim. Yani bir öğrencinin yapabileceği hiçbir şey yok. Kafe vesaire. Hani böyle bayağı sıkıntılı bir bölge. Hani bir park var çıkışında, ne bileyim. Yani dönerciler falan var. Başka bir şey yok. Yani o yüzden... İki gezelim, karnımızı doyuralım yeter gibi. Evet, evet öyle bir şey. Ama çok şükür bir metro var. Okula götürüyor. Hani durak, metro durağı zaten üniversitenin ismi. Hani o metro durağı sayesinde okulumuza ulaşabiliyoruz çok şükür. Ama öğrencilerin yüzde hani çok 95'i gibi büyük bir oran okulun lokasyonunda bulunmak yerine okula 1,5 saat uzaklıkta olan bir yerde kalıyorlar. Çünkü okulun lokasyonu hani kalmaya müsait değil. Öyle söyleyebilirim. İkinci olarak İstanbul-Bursa ilişkisinde de yani bu kişiden kişiye göre çok değişir. Ben Kesinlikle. ikinci sınıftayım şu an. Alıştığım zamanlar oluyor, olmadığım zamanlar oluyor.
Ama kesinlikle hani bir il değişiminde şunu fark ediyorsunuz. Aynı değil. Aynı değil Evet, diyorsunuz. muhakkak. Hele ki metropolden gelip buraya geldiğinizde. Ama Bursa biraz daha bazı insanların küçük İstanbul olarak değerlendirdiği bir yer. Yani böyle geçiş biraz daha yumuşak oluyor. O kadar hani büyük bir değişim olmuyor Bursa'ya geldiğinizde. Yani ayak uydurmada böyle wow bir problem yaşamazsınız diye. Bir de yani Bursa sonuçta daha da biraz daha yakın yani diğer yerlere göre. Çok daha uzakta olup mesela hafta sonları falan gelmen de zor olabilir. De en azından öyle değil. Diyelim aile Evet. falan ziyaret için gelebiliyorsundur kolaylıkla. Sık gelip gidiyorum diyeyim. Sık sık gelip Peki gidiyorum. tüm bu bahsettiğimiz lokasyon ve etrafında hiçbir şey olmama, yakın olmama durumuna rağmen sen okulunu yine olsa yine tercih eder miydin? Veya tercih edecek olanlara ne söylemek istiyorsun? Yine olsa yine tercih eder miydim? Yani açıkçası bunun birazcık karışık bir cevabı var. Yani çünkü Tabii ki sadece okulun evet lokasyona bağlı değildir tercih edip etmeme nedenlerin. evet Ama onlardan lokasyonu biri mi diyelim? evet lokasyonu kötü ama onun dışında hani iyi şeyleri de var okulun gerçekten. Hani ilerleyen sorularda da bahsederim. Özellikle hani bir teknik üniversite ve eğitim olanakları esnasında hani memnun kalıyorsunuz eğitimden. O yüzden sanırım tercih ederdim bir daha. İyi o zaman. Üniversite deyince ilk akla gelen şey işte kulüplere gireyim, sosyal bir çevre oluşturayım kendime oluyor. Peki sen Bursa Teknik'te sana uygun, ilgi alanlarına uygun kulüplerle tanıştın mı? Herhangi bir kulüp misin? Önce oldun mu? Ne düşünüyorsun bu kulüplerle ilgili? Evet. Birazcık da bundan bahsedelim. Evet, daha önce de bir kulüpte oldum. Şu an aslında şöyle bizim okulda bu kulüp değil topluluk olarak geçiyor. Şu anda da bir topluluğun başkan yardımcılığını yapıyorum. Ne kadar güzel. Topluluğu ismi, evet. Hani bu topluluğu biz şöyle bizim okulda topluluklar açıkçası en ön plana çıkan olaylardan biri gerçekten. Bu konuda çok büyük bir destek var. Gerçekten bir topluluğun gidip öncüsü olabilirsiniz ve bu çok kolay. Gerçekten çok kolay. Ya da ilgilendiğiniz bir bölümle ilgili mesela atıyorum şu an aklıma gelen uzay havacılık topluluğu kulübü var mesela. Onlar daha geçen çok büyük bir sempozyum gerçekleştirdiler ve bayağı bir işte büyük firmalar geldi. Onun dışında böyle yerlere çok kolay üye olabiliyorsunuz. Teknofest takımları oluyor altlarında. Onlara çok rahat girebiliyorsunuz. Orada kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Bu biraz mevcudiyetin az olmasından da kaynaklanıyor. Yani bir şekilde orada bir olanak sağlayıp hani başvurmak istediğiniz zaman ya da gidip biriyle konuştuğunuz zaman red yemiyorsunuz bir kapıdan. Ve siz de önce olabiliyorsunuz ve ilgi alanlarınıza göre de birçok kulüp bulunuyor. Onlara da gidip başvurup o kulüplerde ön plana atabiliyorsunuz kendinizi. O yüzden topluluktur, kulüptür. Hani eğlenceli ve eğitici birçok yerde yer alabiliyorsunuz. O konuda hakkını yemeyeyim. Aslında çok kıymetli bir şey. Yani kulüplere girip aynı zamanda çok motive edici de bir şey. Kolay yükselebilmek, kolay yer edinmek orada. Zaten yani sosyal çevrede birazcık kulüplerde oluşuyor. O yüzden Evet. kesinlikle Bursa Teknik'te kulüp konusunda, kulüpler, topluluklar konusunda iyi bir seçenek diyebiliriz. Kesinlikle. Bu sosyallik kısmını aslında yine kampüs içerisinde konuştuğumuzda değinmiştik ama Bursa Teknik'te sosyal bir çevre oluşturabildin mi sen kendini? Mesela ilk yılında daha oluşturabildin mi? Tabii ilerledikçe arkadaş çevresi ediniliyor ama girdiğinde böyle ben üniversitedeyim şu an ve ne dedin yani sosyal çevren nasıl oluştu senin Bursa Teknik'te? Evet, açıkçası ilk girdiğimde değil ama sonralarında bir sosyal çevreniz oluşuyor. Bundaki en önemli etken demin bahsettiğimiz gibi toplulukların gerçekten iyi olması. Yani siz birazcık bir özgüven ve ittirmeyle oraya girdiğiniz takdirde orada iyi bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Ve birçok toplulukta üst sınıflardan vesaire kendi ilgi alanlarınızda olan insanlarla tanışabiliyorsunuz. Kampüs kötü olmasına yani kampüsün çevresinin daha doğrusu özür diliyorum. Kötü olmasına rağmen içeride iyi bir hava var. Çünkü özellikle bu topluluk meselesinden dediğim gibi sosyal bir çevre edinebiliyorsunuz yani. Hani direkt böyle kampüsün çevresi kötü hani yapacak bir şey yok. O yüzden bir ortam oluşmuyor dersem
yalan söylemiş olurum. Asla öyle bir durum yok. Yani topluluklar sayesinde bir sosyal çevre ediniyorsunuz. Benim de şu an üst sınıflardan olsun gerek, kendi sınıflarımdan olsun. İyi bir çevrem var, memnunum yani çevremde. Güzel. Okulun güzel yanlarından biraz bahset. Şimdi birazcık eksiklerine inelim. Mesela okuduğun bölümle ilgili Bursa Teknik'te sen yeterli donanıma sahip olmadığını düşündüğün bir kısım var mı? Laboratuvarlar olsun, bilgisayarlar olsun, yani bu tarz herhangi bir şeyde eksikliği olduğunu düşünüyor musun? Bilgisayar laboratuvarları konusunda ufak bir eksiklik olabilir. Bu hocalarımızın da kabul ettiği bir durum. Ancak diğer bölümlerde de benim bölümümde yani Endüstri Mühendisliği'nde böyle daha çok bilgisayar lablar oluyor. Onun dışında tek bir lab olmuyor. Ama diğer bölümlerde de arkadaşlarımızı görüyoruz. Onlar bu kadar sıkıntı yaşamadıklarını söylüyorlar. Onlardan pozitif bir geri dönüş alıyoruz açıkçası. Ve şu anki mevcudu karşılayacak şekilde bir lab imkanımız var açıkçası. İlerisi için hani Bursa Teknik daha çok tercih edilir ve kontenjanlar artarsa ne olur bilmiyorum. Ama şu an için lablar kesinlikle imkan karşılıyor diyebilirim yani. Bu da yine çok güzel bir şey gerçekten. Yani diyorsun ki bizim için yeterli ve daha da gelişmeye açık bu konuda. Evet, peki, gelişmeye açık. Peki o konuda... Da... tabii. Bölüyorum sizi, çok özür dilerim. Yok, ben bölüyorum. Aklıma gelmişken hani söylemek istedim. Mesela model fabrika okulda oluşturulmak düşünülüyor atıyorum. Bizim bölümün hocaları tarafından. Yani üniversite gelişmeye çok açık. Zaten aşağıda bir inşaat var. Her gün o inşaatı görüyoruz yürürken. orada bir model fabrika yapılması düşünülüyor mesela. Bu büyük bir şey. Hani bu imkanlar atıyorum aşağıda bomboş bir yeni yapılmış bina var. Orada da yeni yeni işte lablar vesaire imkanlar olacak. Kontenjan da artacak. Hani gelişmeye açık olduğu için yani böyle tam ortada bir şey yani imkan bakımından. Onu da söyleyeyim dedim. İyi. Peki okulunda en memnun olduğun 3 şeyi sayar mısın öncelikle? Evet. Okulumda en memnun olduğum 3 şey. Bire kesinlikle toplulukları koyarım. Bu kadar iyi içine girebilmek ve bu konuda sosyal çevre yapabilmek adına. Kesinlikle toplulukları 1'e koyarım. Destek alıyorsunuz okuldan. 2'ye öğrencilere sektörde destek olmalarını koyarım. Çünkü bizim sektör eğitim programı dediğimiz bir programımız var. 4. sınıfta 2 zorunlu stajın yanında 4. sınıf stajımızı yapıyoruz. Ve bu bir dönem sürüyor ve bu bir dönem içerisinde yani burada yerleşme konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Okul destek oluyor. Ben de zaten tercih ederken bunları görmüştüm ve öğrenciye sektörde tecrübe ve yer edindirme konusundaki desteklerini beğeniyorum. Bu ikincisi. Üçüncüsü de dediğim gibi yani yeterlilik diyebilirim. Yani işte az önce de uzun uzun bahsettiğim gibi lablar, işte kampüsün imkanları vesaire. Hani ben başka arkadaşlarımdan, başka okullardan duyduğum o işte hani okul şey, hoca anlatıyor atıyorum. Kocaman amfi, en arkadasın, göremiyorsun vesaire. Öyle bir şey yok. Yani imkan yeterli şu an. Şu anki mevcudiyete göre yeterli imkanları diyebilirim. Böyle. Bu üçü böyle. Peki değiştirmek istediğin şey dersek? Değiştirmek istediğim bir şey. Bu biraz zor bir soruymuş. Kesinlikle konumu. Bir, kesinlikle konumu. Konumu, çevresindeki şeyler. Yani çevresine kesinlikle böyle bir ne bileyim öğrencilerin şey yapabileceği şeyler diyebilirim. Günlük hayatlarına. Ve yurt. Yani yurt yok. Yakınlarına yakında. Yurt. Evet, yakınına bir yurt yapılsa. Yani planlanıyor ama ne zaman, nerede bir bilgi yok şu an. Bu üçünü değiştirirdim. Aslında az önce de değindin sektörle ilgili. Tamam, dondum. Pardon. Az önce de değil mi? Okay. İşte öğrenciler, okulun öğrencilerle ve sektörle ilgisinden bahsettin. Bundan memnun olduğunu söyledin. Peki staj imkanlarını da merak eden çok fazla kişi olduğu için okulun bu öğrencilerin işte stajlarına yönelik fayda sağladığını düşünüyor musun Bursa Teknik'in?
Evet, kesinlikle düşünüyorum. Özellikle başka üniversitelerine vesaire kıyasla da hocalarımız çok danışmanlık yapıyor bu konuda. Henüz bir staj yapamadım. İkinci sınıfım çünkü. Aa, bu yaz yapacağım inşallah ve hani önümüzdeki senelerde de okulun buna gerçekten imkan sağladığını düşünüyorum. Öğrenciyi sektöre sokma konusunda gerek dördüncü sınıftaki program gerek hocalarımızın desteği vesaire buna imkan sağlıyorlar. Bursa Tekniği'nin staj imkanlarından bahsettik. Birazcık da endüstri mühendisliğinin staj imkanlarından bahseder misin? Mesela bir endüstri mühendisi hangi alanlarda staj yapabilir? Sen hangi alanlarda yapmayı düşünüyorsun? Birazcık bundan bahsedelim. Endüstri mühendisliğinin en öne çıkan özelliği gelişime açık bir bölüm olması. O yüzden birçok alana yönelebilirsiniz. Her türlü alanda çalışabilirsiniz neredeyse. Sektör bakımından da bu şekilde. Atıyorum havacılıkta da staj yapabilirsiniz. Birçok arkadaşımız bunu çok istiyor. Ama aynı zamanda stajınızı bir tekstil firmasında, otomotiv firmasında yapabilirsiniz. Atıyorum bir elektrik elektronik mühendisliğine göre biraz daha geniş bir çember, hatta biraz değil, bayağı bir geniş bir çember. Yapacağınız çalışmalar da mesela kalite çalışmaları yapabilirsiniz. Bu atıyorum size kalite mühendisi yapabilir. Ama insan kaynaklarında da bulunabilirsiniz. Yani firmada da alacağınız yetki çok geniş. Tamamen sizin kişinize göre ve gelişiminize göre şekillenen bir bölüm. O yüzden bayağı geniş, yani en büyük özelliği bu. Ben de stajımı açıkçası direkt olarak bir sektöre yönelmek istemiyorum. Ve hocalarımız da bu şekilde bize kararlaştırıyor. Ama dediğim gibi kalite topluluğunda bulunuyorum şu anda. Ve daha çok kalite üzerine kendimi geliştirmek istiyorum. Bu konuda daha çok işte iş yeri, yerleşim planları ve iyileştirmeler, sürekli iyileştirme dediğimiz bölümde bulunmayı hedefliyorum. Harika. O zaman ben de son soruma geçiyorum. Aslında Bursa Teknik'in lokasyonundan yeterince bahsettik. Yurt olanaklarından da bahsettik sayılır. Peki bu bahsettiklerimiz haricinde kampüs imkanlarından, yemekhaneden, kütüphaneden bunlardan bahsedebilir misin biraz ve kapanışta yapalım sonra. Evet, yemekhane her okulun yemekhanesi gibi az çok 3,5 yıllık bir ücretle güzel bir yemek yiyoruz diyeyim. Orada da bir sıra bekliyoruz elbette ama kimi zaman çok oluyor, kimi zaman az. Yine orada da imkana az çok memnunum yemekhane imkanlarından. Kütüphane, gerçekten güzel bir kütüphanemiz var okulun içinde. Çoğu zaman oraya kalıyorum. Oranın işte internettir, işte çeşitli imkanlarıdır. Güzel yani. Herkesi kütüphanesini övüyor gerçekten. Aynı zamanda kitap alma verme işlerinde de tabii ki kullanabiliyorsunuz. Kütüphaneden de memnunum. Yurttan memnun değilim. Yurttan... Lokasyondan memnun değilim. Evet, çok uzak yani. Yurtlar gerçekten çok uzak. Yakınında asla bir yurt yok. Her sabah yol gitmek sıkıntı oluyor. İnşallah buna da bir çözüm bulunur. Öyle. Umarım yakın zamanda bütün bu eksiklikleri de çözülür ve Bursa Tekniği tercih edecekler için de iyi olur. İyi olur inşallah. Ben mezun olurum gibi görünüyor ama hadi bakalım. Hep de bize böyle denk geliyor aslında. Ne zaman mezun Evet. oluyoruz, o zaman bir şeyler düzelmeye başlıyor. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ederim sana. Sorularım bu kadardı. Eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin. Okulla Evet. ilgili, bölümle ilgili. Ben evet, asıl ben çok teşekkür ediyorum. Endüstri Mühendisliği okumak istiyorsanız ve Bursa Teknik aklınızda varsa açıkçası yurt dışında kesinlikle önerebilirim. Kesinlikle öneriyorum yani eğitimini ve imkanlarını öneriyorum Bursa Tekniği'nin özetle özetlemek gerekirse. Böyle. Ben Çıkardım o teşekkür ederim. zaman. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyenler için de çok keyifli ve aynı zamanda faydalı bir video olmuştur. Tercih döneminde de size yardımcı olur aynı zamanda. O zaman kapatalım biz de. Tanıştığıma da çok memnun oldum seninle. Ben de çok memnun oldum. Öğrenci Baksana izlemeye devam edin. Üniversitelerde gelecek.